Merhaba Çiftlik Bank ailesi. Ben Mehmet Aydın. Bugün 16 Mart 2018. Basında çıkan haberler iyice çığırını aşmış durumda. Daha düne kadar bu haberleri yapan tüm kanallar bizim reklamımızı yaptı ve birçoğunuz da bu kanalların reklamlarını izleyerek bize üye oldu. Bu kanalları da suçlamıyorum. Boş konuşmayı seven bir milletiz çünkü. Şirketimizi incelediniz. Devlete karşı boynumuz kıldan incedir. Gelin inceleyin dedik. Ancak yapılan incelemelerde hakkımızda haksız karar verildi. Bunun birçok sebebi var. Bunlardan en büyüğü ise basının içinde bulunan satılık kalemlerin bizi hedef tahtasına koyması oldu. Şirketimiz 18 ay boyunca tek bir kişiyi mağdur etmemiş, Türkiye'de 215 milyon lira yatırım yapmış. Yani eski parayla 215 trilyon yatırım yapmış ve bu yatırımları tüm belgeleriyle üyelerine sunmuştur. Bununla yetinmeyip bakanlığa bizzat kendim yalvardım. Lütfen banka hesaplarımızı açabilmemiz için bize bir yazı verin. Bu kadar insan mağdur olacak dedim, fakat beni dinlemediler. Onlara sadece tarım hayvancılık yapmıyoruz. İncelediğiniz bu şirket dışında 7 şirketim daha var. Onları da inceleyin. Bitcoin üretimlerimizi de inceleyin dedim, fakat onu dikkate almadılar. Bir yılda 15 kat değer kazanan Bitcoin varlıklarımızı resmen yok saydılar. Her şeye rağmen umudumu yitirmedim. Son ana kadar üyelerimizin yanında oldum. Bazı üyeler beni yalancılıkla suçladı, bazıları dolandırıcılıkla. Sırf bu inançsız insanlar yüzünden şu anda devlet tüm mal varlıklarına el koydu.